Bugün çok güzel bir tost hazırlayacağım. Tabii biz bugün 3 kişilik bir tost yapacağız. Öncelikle ocağımızın altını yaktık ve tavamı koydum ısınsın diye. Tavama doğal tereyağı koyuyorum. Şöyle koyalım tereyağımızı. Burada ben organik tereyağı kullanıyorum. Özellikle böyle marketlerde falan değil bu. Özel olarak sipariş veriyorum, alıyorum. Burada tereyağımızı koyduk. Bu taraftan gördüğünüz gibi 3 tane yumurta kırdım. Tuzunu da attım ve iyice bir karıştırıyorum, çırpıyorum. Yumurtamız beklesin. Bu tarafta ekmeklerimi hazırladım. Özellikle ben Bim'in ekmeğini çok beğeniyorum. İçinde çok fazla tam tahıllı olduğu için içinde malzemeler gerçekten doyurucu oluyor ve tok tutuyor. Kaşarım hazır. Bu kadar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Eğer seviyorsanız, içine acılı seviyorsanız biber falan da koyabilirsiniz. Ya da yeşillik de koyabilirsiniz. Bu şekilde tostunuzun iç malzemesini arttırabilirsiniz. Domates, bu tür şeyler koyabilirsiniz. Ama biz bugün sadece yumurtaları kaşarlı yapacağız. Bakalım şimdi. Öncelikle yağımızı erisin. Şöyle bir gezdirmek istiyorum. Geniş bir tavada yaparsanız daha rahat hareket edebilirsiniz. Evet, şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi. Şu an yağım hazır. Biraz daha kızarsın diye bekliyorum. Yağ hazırlandıktan sonra hemen arkasından yumurtamı koyacağım. Evet, şimdi yumurtamı aktarıyorum arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Yumurtayı şöyle bir gezdiriyorum. Şekilleri gezdiriyorum her tarafa. Evet, gördüğünüz gibi yumurtam şu an olma aşamasında. Öncelikle ekmeklerimi bir kez şöyle bir tutuyorum arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şöyle birer kez bırakıyorum. Geri alacağım çünkü. 1, 2, 3. Şöyle hemen geri alacağım. Evet. 2. 3. Ve 4. Şimdi tekrar şekilde biraz daha kalın olsun diye koyuyorum. Şu kısımlarına. 2. Tekrar şekilde. 3. Ve 4. Hatta şöyle yapalım. Üçüncü kalsın. Üç tane yapacağız zaten. Toplam üç tane şekilde. Şöyle ayırabilirsiniz. Bu kısımlar pişecek iyice. Arkasını çeviriyorum. İç malzememi koyuyorum hemen arkasından. İki. Üçüncüyü de çeviriyorum. Şöyle bir ve iki. İç malzemeyi şöyle tam olarak yerleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle yanlardan. Altını biraz kısalım. Çok hızlı pişmesin. Artan malzemeleri keselim şu şekilde. Ben bir tanesini bol açılı yapmak istiyorum kendimekine. Şöyle. Seviyorsan hatta biraz fazla açmak istiyorum hızlı bir şekilde yanmadan. Şöyle. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Aslında bu sokak lezzetlerine giriyor arkadaşlar. Şekilde çeviriyorum diğer ekmeğimi. Evet. Çok güzel oldu. Hemen ters çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi görüntü süper oluyor. Ve doyurucu bir ekmek. Yani bu şekilde sağlıklı bir şekilde kahvaltı yaparsanız böyle ayrıyetten ekstra bir şey yemenize ihtiyacınız, yani acıkma gibi özeliniz 1-2 saat olmuyor. Canınız öyle çok şey çekmiyor. Gerçekten doyurucu, tok tutuyor insana. Şöyle sosunu da biraz gezdirmek istiyorum yağında. Gerçekten çok güzel oldu. Evet. Bugün kızım bana çekimlerde yardım ediyor. Şöyle iyice her tarafını gezdirmek istiyorum. Hafiften bir altını açıyorum arkadaşlar. İçindeki kaşarın. Çok açmadım ama hani içindeki kaşar da rahat rahat pişsin diye. Arka taraf pişince geri çevireceğim zaten şöyle. Mis gibi oldu.
Burada dediğim gibi malzeme olarak her şeyi katabilirsiniz. Öncelikle yumurtayı koyuyorsunuz. Yumurta tam pişmeden ekmekleri üzerine koyuyorsunuz. Sonra ters çeviriyorsunuz ve ara malzemelerini katarak bu şekilde tostunuzu hazırlayın. Tava da çok önemli. Geniş bir tavada yaparsanız daha rahat hareket etmiş olabilirsiniz. Hemen şöyle çeviriyorum. Diğer tarafımız da pişsin. Bakın şimdi birazdan kaşar içinde iyice bir erinecek ve sürecek. Çayımız da kaynadı. Bugün hava kapalı ama güzel bir kahvaltıyla bugünümüzü, yani günümüzü güzel başlayabiliriz. Şöyle iyice kenarları gezdiriyorum ki diğer kısımlardaki yağlar da güzel çeksin diye. Şöyle bir göstereyim iç malzemeyi. Şu an kaşar erimeye doğru gidiyor. Şöyle açayım. Şöyle görüyorsunuz. Çok mükemmel bir görüntü. Üzeri kendimkini göstereyim arkadaşlar. Bol acılı yaptım. Şöyle göstereyim. Bol acılı. Mutlaka deneyin. Mutlaka diyorum. Çünkü gerçekten biz çok beğendik bu lezzeti. Ve haftada mutlaka iki kere yapıyorum. Çok güzel. Artık ne yapabiliriz? Artık yeme aşamasına geçebiliriz. Size de deneyin diyorum. Mutlaka deneyin. İçine dediğim gibi malzeme olarak kendiniz çeşitlendirebilirsiniz. Hatta daha tok tutsun diye çörek otu falan da ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.